Son dakika haberi 24 saat. 2 Mart 2018 19:31 Son güncelleme 7 saat önce Başkan Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüksek gümrük vergisi uygulama kararını savundu ve olası ticari çatışmaların Amerika Birleşik Devletleri'nin yararına olabileceğini söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Trump, bir ülke, Amerika Birleşik Devletleri, iş yaptığı neredeyse tüm ülkelerle ticarette milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyi ve kazanması kolay. Örneğin bir ülkeyle ticarette 100 milyar dolar zarara girince, iyi davranıyorlar, ama ticaret olmazsa, biz kazanıyoruz, basit yani, diye yazdı. Trump, bir ülke ihraç ettiğimiz ürünlere %50 vergi koyduğunda, bizse ülkemize giren aynı ürüne hiçbir vergi koymuyorsak, be ne adil olur ne de akıllıca. Yakında karşılıklı vergiye başlayacağız ve biz de aynı oranda vergi koyacağız. 800 milyar dolarlık ticari açığımız varken bunun başka yolu yok, ülkemizi ve işçilerimizi korumalıyız, çelik endüstrimiz kötü durumda. Çeliğiniz yoksa ülkeniz de yoktur, mesajı verdi. Donald Trump'ın dün açıkladığı vergiler, yükselen pazarların ticaretinin düşeceği ve bazı dünya liderlerinin misilleme tehdidiyle ticaret savaşı başlatabileceği endişesini de arttırdı. Japon Nikkei Endeksi, Cuma günü %2,5 ile 14 Şubat'tan bu yana en büyük düşüşünü yaşayarak 21.181 puandan kapandı. Japon Finans Kurumu Daiwa Securities'den Takuya Takahashi'ye göre otomotiv üreticileri maliyeti yüklenmek ve satışlar zaten düşükken fiyatları yükseltmek zorunda kalabilir. Amerika'nın sesine konuşan bir hükümet yetkilisi de Tokyo'nun endişelerini Washington'a birçok kez açıkladığını belirtti ancak süren görüşmelerle ilgili daha fazla yorum yapmayı reddetti. Yetkili, başkanın açıklamasını değerlendiriyoruz. Ancak anladığımız resmi bir kararın henüz verilmediği eğer Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir önlem alacaksa, bu önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarıyla tutarlı olmasını bekleriz, dedi. Çin de Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret politikası ile ilgili derin kaygı duyduğunu açıkladı ancak Trump'ın sözlerine bir yanıt vermedi. Bu adımı son derece esefle karşılıyoruz, diyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Trump'ın planını, Amerika Birleşik Devletleri endüstrisini korumak için yapılan bariz bir müdahale olarak niteledi. Juncker, Trump bu planı uygularsa Avrupa Birliği'nin de karşı önlemler alabileceği uyarısında bulundu. Kanada'da ticari çıkarlarını ve işçilerini korumak için karşı önlemler alabileceğini açıklayan ülkeler arasında. Başkan Donald Trump Amerika'nın çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına da %10 vergi uygulayacağını açıklamıştı ve kararın gelecek hafta bir gün imzalanacağını söylemişti. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ise, gümrük tarifelerinin değişmesini beklemiyorum ama bazı diğer ayrıntıların tamamlanması lazım, dedi. Ticaret savaşının gündeme gelmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri borsaları da dünü düşüşle kapandı. Amerikan Uluslararası Otomobil Bayileri Birliği ise, Trump'ın gümrük tarifesi planlarının, fiyatları büyük ölçüde artabileceğini bildirdi. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri yönetimi için çalışan ticaret uzmanı Wendy Cutler'da özellikle otomotiv, mekanik ve havacılık sektörlerinde alt pazar tedarikçilere olumsuz etkiler olacağını savundu. 2017'de Kanada, Brezilya, Güney Kore Amerika Birleşik Devletleri'nin çelik ithalatının neredeyse %50'sini karşıladı. 2017'de Çin'den çelik ithalatı ise tüm Amerika Birleşik Devletleri ithalatının %2'si oranında gerçekleşti. Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret, Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında, eğlence mekanını kurşunladı, selfie çekip babasını attı cepheden ailesine yolladı, 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı.